Bir önceki soruda da bahsettiğim olumsuzluklara rağmen hala Türkiye'de yaşıyorsunuz. Yurt dışında kariyerinize devam etme imkanınız varken neden Türkiye'de kariyerinize devam edin? Belki ya bu bana aslında sorulmaması gereken bir soru. Neden biliyor musun? Neden? Özür Çünkü dilerim. benim vereceğim cevap Türkiye'de çok 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 az insana uygulanabilir. Ben zengin bir adamım. Şimdi bak, ben size bir şey anlatayım. Ben doktoramı almak üzereyken Chicago Üniversitesi bana iş teklif etti. Orada da iki tane İngiliz vardı. Peter Wiley ve rahmetli Joe Smith. Bunlar çok büyük adamlardı ikisi de. Neyse gittim Chicago'ya, işte etkilerle falan da konuştuk. Fakat bu ikisi benim için çok önemliydi. Bu iki tane İngiliz. İşte onlar uzun uzun Chicago'nun avantajlarını, üniversitenin avantajlarını anlattılar. Ondan sonra ben de dedim ki ya dedim bakın dedim bütün bu anlattıklarınızı ben anlıyorum. Ve bilhassa dedim sizin ikinizin dedim beni istemesi çok büyük şeref benim için. Ama dedim memleket uygun değil. Ben dedim Amerika'da yaşamak istemiyorum. Ben Avrupa'da yaşamak istiyorum. Onun için kusura. Peki dedim. Neyse ben buraya geldim. İşte asistan oldum. Ben İhsan Ketin'in asistanı iken Cornell Üniversitesi bana iş teklif etti. Teklif eden de bizim İTÜ'deki jeofiziği kuran Kazım Ergin hocamızın çok yakın bir arkadaşı. Jack Oliver. Neyse Cornell'e davet ettiler beni. Gittim. İşte bir seminer verdim bilmem ne falan. Baştan da söylemiyorlar niye davet ettiklerini. Ondan sonra baktım her hoca beni bir odasına davet ediyor. İşte yaptığını anlatıyor, bilmem neyi anlatıyor, öğrencilerini tanıştırıyor falan. Ondan sonra en son Jack'in odasına gittim. Ben Jack'i de uzun yıllarda tanıyordum. Dedi ki Celal dedi biz dedi seni burada görmek istiyoruz. Dedim Jack, ya dedim çok memnun oldum. Yani büyük bir iltifat benim için. Cornell gibi bir, hele dedim senin gibi bir adamın söylemesi falan. Ama dedim yani dedim niye geleyim? Bana dedim ne vereceksiniz? İTÜ'nün veremediği. Aa dedi bak dedi mesela dedi. Cornell dedi Cocorp'un şu anda karargahı dedi. Cocorp dedikleri o zaman yeni başlamıştı. Çok yüksek enerjiyle sismik dalga gönderiyorlar. Ta kabuğun dibine kadar. Bütün kıta kabuğunun imajını alıyorlar. Dedi ki bu veriler önce buraya geliyor. Bunları dedi ilk yorumlama şansı senin olacak. Öyle deyince ben dedim ya Jack bu çok iyi de dedim. Senin oğlanlar zaten dedim bunu yanlış yorumcılayacaklar. Dolayısıyla ilk yorumu gene biz yapmış olacağız dedim. Ben öyle deyince küstah herif dedi. Ama onlar dedi ki şaka bir yana Jack dedim. Hakikaten ne teklif ediyorsunuz dedim. Ortaya çıktı ki teklif edebilecekleri tek şey para. Hatta çok komik başladık. İşte önce dediler seni assistant professor alalım ama hemen bir sene sonra söz doçent yapacağız, sana kadro vereceğiz. Dedim ya kardeşim ben istemiyorum. Ben dedim İstanbul'da oturmak istiyorum falan. Ondan sonra bir iki kişiyi dolaşırken dediler ki ya biz karar verdik seni doçent olarak al. Dedim ya sorun o değil. En sonunda benim doktor hocamın yakın arkadaşı Jack Bird beni evine davet etti akşam. Cornell'den ayrılmadan hemen önce. Falan Jack dedi ki, Celal dedi biz dedi konuştuk kendi aramızda. Seni dedi kafadan profesör istiyoruz. Cornell Üniversitesi istiyor beni. Amerika'nın en iyi üniversitelerinden biri. Ben de o tarihte İhsan Ketin'in asistanıyım. İTÜ'de. Dedim Jack. Ben dedim derdimi anlatamadım size. Dedim. Benim derdim dedim rütbe değil. Siz bana dedim İTÜ'nün verdiği hürriyeti veremezsiniz. Mümkün değil. Kanununuz hiçbir haltınız müsait değil. Onun için dedim ben dedim bırakın dedim güzel güzel yaşıyorum İTÜ'de. Sonra dedim bana dedim para vereceksiniz bol bol. E dedim benim param kadar para veremezsiniz bana abi mümkün değil dedim. Dolayısıyla niye geleyim ki buraya ben dedim. Hiçbir sebebi yok. Doğru söylüyorsunuz. Ondan sonra döndüm geldim ben falan Kazım Hoca. Dediler Kazım Hoca seni görmek istiyor. Gittim odasına buyurun hocam dedim. Yahu dedi sen Jack'e ne demişsin dedi. Jack hemen mektup yazmış Kazım Hoca'ya. Hayrola hocam dedim ne diyor Jack dedim.
Ya diyor, geçen hafta ofisimden bir tayfun geçti diyor.